Sevgili Aslanlar, peki siz ne yapıyorsunuz bu hafta? Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Sevgili Aslanın önce yıldız tablosuna bakalım. Şahane. Zaten Aslanlar bu hafta o kadar şahane ki haftanın enlerinde en şanslılar arasında. Yok tabi, en şanslı burçlar arasında. Ayrıca en mutlu burçları da sizsiniz bu hafta. Peki ama siz neye dikkat edeceksiniz? Yani bu e, şansı, mutluluğu Allah göstermesini Yapacağınız hangi davranışlarla şanssızlığa ve mutsuzluğa çevirirsiniz Allah onu koristin. konuşalım. Arkadaş çevrenizle olan ilişkileriniz önem kazanıyormuş. Düşüncelerinizi ön planda tutarak yol alacaksınız. Beslenmenize dikkat edin. Sevgili Aslan geliyor 12 burcun yorumunda senin yorumun geliyor. Nuraycığım yine Aslan'ı da Yengeç gibi tamam ve diğer burçlar gibi uzun uzun alalım lütfen. Şimdi yılın ilk dolunayı 28 Ocak'ta sizin burcunuzda doğdu. Dolunay dediğimiz zaman cesaret deriz. Dolunay dediğimiz vakitte sonuçlandırmak deriz. Dolunay öyle bir ay enerjisidir ki inanılmaz cesaret verir, duygularda da dengesizlik verir ciddi anlamda. Akşam başka duyguyla yatarız, sabah, sabah başka, başka duyguyla, duyguyla kalkarız. kalkarız. Bugün evet dediğimizde Fena. yarın hayır diyebiliriz. Bu 15 günlük süreç çok önemli. Peki hepimiz için mi geçerli hepimiz bu? Hepimiz için önemli ama dolunay Aslan burcunda doğduğu için bak haftanın en mutlusu, en şanslısı, en paralısı ama neyi yapmaması gerekiyor bu hafta? Dengesizliği ...duygularınızda, hayata karşı duruşunuzda, çok önemli bir konuşmalarınızda şey. siz, siz olun. Gel git duygularını bilinçaltınızdan, düşüncelerinizden arındırmaya özen gösterin. Bu e, olanaksız bir şey değil. E, her zaman ne diyoruz? E, haritanız, burcunuz sizi yönetmesin. Siz burcunuzu yönetin. E şimdi biliyorsak ki Dolunay bize bir Aslan Burcu bireyi olarak... ...dengesiz duygular yaşatabilirmiş. Dengesiz düşünceler içerisinde olmamıza neden olabilirmiş. O zaman bu düşünceler, bu duygular geldiğinde ne yapıyoruz? O duyguları, o düşünceleri benliğimizden ve bilinçaltımızdan uzaklaştırıyoruz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar... ...öncelikle bu hafta romantizm dolu etkilerle... ...ilişki enerjisi içerisinde yol alacaksınız aşk hayatınızda. Evli olanlar, ilişkileri olanlar... ...eşlerinden görmeleri gereken... jestleri, ...istedikleri sevgiyi, sözü, duyguyu... ...net bir şekilde görebilecekler. Süper. Ama Dolunay'ın verdiği enerji... ...bir oyun mu var bu işin içinde gibi? Şüphelere. Şüphelere doğru sürükleyebilir. Hmm. Hayır, gördüğünüz gerçeklere... ...inanın, asla... ...sorgulamayın. Ola ki... ...kendi içinizde sorguluyorsanız da... ...hayatınızdaki kişiye şüphe etmişsiniz... ...etkisini yansıtmamaya... ...özen gösterin. Çünkü... Şahane romantizm dolu bir haftayı yaşayacakken ilişkinizin alt üst olmasına neden olmak da sizin elinizde. Yani aslanlar şüpheci davranırsan bütün bu güzel tabloyu mahvedersin. mahvedersin Yeter Peki... ki şüpheci olma ve şüpheci davranma. Aynı zamanda iletişimde kalpten e, her konuda derinlerde olacaklar. Konuşmaktan yana çok cesur olacaklar ama neyi konuştuğunuz, kimle konuştuğunuz da çok önemli. O dolunayın verdiği enerji elektrik daha önce ay, anlatırsam yanlış anlaşılır, anlaşılır mıyım dediğiniz konularda güm 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 konuşmanızı etki edebilir. Bu da karşınızdaki insanın size karşı duygularının karma karışık olmasına neden olabilir. Düşünmeden konuşmayın haftaya pazartesiye kadar. Karşınızdaki bunu dinlemeye hazır mı değil mi? Düşünmeden konuşmasınlar başka? Bak iş ve çalışma yaşamlarında ise özellikle ortaklaşa yaptıkları yatırımlar, işler, konular hususunda gerçekleştirmek için çaba gösterdikleri her bir şey adına haftanın dördüncü, beşinci ve altıncı gününde başarılı sonuçlar elde edecekler. Ve bu başarılı sonuçlar onların yükselmesine aynı zamanda olumlu yönde etkederken ederken iş hayatınızda zorlu bir süreci geride bırakıyorsunuz. artık geçmişin bu hafta ile birlikte çok sizin hayatınızda bir kıymeti kalmayacak. işiniz, eğitiminiz, sorumluluklarınız konusunda Kariyer hayatınızda ise pozitif düşünmeye başladığınız takdirde e, daha çok çalışma enerjinizin arttığını fark edecek ve göreceksiniz. İşsiz bir aslan bireyiyseniz geçmişte size yeni iş bulmakla ilgili verilmiş sözler bugünlerde gerçekleştirilebilir. Ve bugünlerde başladığınız işlerde merkür gerilerken başladım diye korkmayın. Çünkü geçmişten niyetine girdiğiniz her işte, Uzun yıllar kalıcı olabileceğiniz, kazanarak ilerleyebileceğiniz imkan ve fırsatlara sahip olacağınız iş sorumlulukları elde edeceksiniz. Süper. Merkür karşıt Burcu'nuzda yani Kova Burcu'nda gerilerken askıda kalan, yarım kalan, tamamlanamayan iş hayatı, eğitim hayatıyla ilgili net kesin sonuçlar elde etmenizde yardımcı olur Ay harika yani bütün yarım yardımcı kalanlar olacak. tamamlanıyor bu hafta. Aynen kesinlikle için. tamamlanıyor. Sağlıkları Sağlıkla nasıl? sırt ağrılarına, mide rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmalarında fayda var. Ee, spotum ise onlara emek yoksa kazanmak da yoktur. Hiçbir şey için emek vermekten gocunma. Kaçınma. Yani emek vermekten korkma diyorsun. Bu aşkınla da ilgili olabilir. Her İlişkimle konuda. de, işinle de ilgili. Peki. Şimdi teraziler yazıyor bana. Ya Nur hanım her hafta biz böyleyiz, her hafta niye bu kadar kötüyüz diye. Merak etmeyin bu haftanın aslında en kötüsü teraziyle ikizler değil mi? İkizler Zorlanacaklar. Zor bir e, Ama dikkat ederlerse. Ama onda bile biliyorsunuz ikizlerde bile ne güzel şeyler söyledi. Yani uyarılarını verdi. E, tıpkı aslanda olduğu gibi aslan için verdiği uyarılar o kadar çarpıcı ve güzel ki yapmaması gerekenleri söyledi. Şimdi...